Herkese selamlar arkadaşlar. LGS kampının 10. gün videosunda buluştuk sizlerle. Soru çözmekten çok sıkıldım arkadaşlar. O yüzden size biraz sohbet etmek istedim. Bugün arkadaşlar geometriden mükemmel 4 tane soru hazırladım sizler için. Birazdan onları çözeceğiz. Çözmeden önce arkadaşlar size kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Filozofun biri arkadaşlar bir toplantıda 2 artı 2'nin 5 olduğunu ispat etmiş. Normalde 2 artı 2 biz 4 diyebiliyoruz. Adam 5 olduğunu ispat etmiş. Nasıl ispat etmiş derseniz arkadaşlar bugün sizlerle yapalım. Bir tane elinize ip aldığınızı hayal edin. Elimde şu an bir tane ip var. Adam filozof demiş ki bu ipi ortadan ikiye bölün. Evet, elimde 2 tane ip kaldı değil mi? Sonra demiş ki bu 2 tane ipi 2 tane düğüm atın. 2 ipliğe de birer tane diyor, ikişer tane düğüm atın. Düğüm attıktan sonra arkadaşlar birinci iplikte 2 düğüm, ikinci iplikte de 2 tane düğüm var. Sonra demiş ki bunları toplayın. Adam toplamak için arkadaşlar yine bir tane düğüm atmak zorunda olduğu için ipin üstünde 5 tane düğüm oldu. Adam sonra diyor ki bak diyor 2 artı 2 aslında 5'tir. Ve bu arkadaşlar kabul edilmiş biliyor musunuz? Yani arkadaşlar buradan geometriye bağlamak istiyorum. Filozofun arkadaşlar bu ispatı aslında bunun tamamen hayal dünyasıyla ilgili. Yani yorumlamak, hayal etmek, iki tane ipin iki, yani ipi ortadan ikiye bölüp ikişer tane düğüm atıp sonra onları toplaması. Bunların hepsi aslında biraz hayal ürünü gibi geliyor. Geometride arkadaşlar yapamıyoruz çünkü hayal edemiyoruz. Çok karışık geliyor. İşte dikler var, üçgenler var, koniler var, silindirler var, pire kareler var. Böyle her şey açı ortay, kenar ortay, her şey havaya uçuyor ya. Siz de haklısınız, bunları bilemiyorsunuz. Yapmanız gereken arkadaşlar sadece hayal etmek geometride. Kare mi buldun? O karenin içine neler sokabilirsin onu düşün. Dik indirirsin, üçgen yaparsın. Üçgenden yola çıkarsın. Karenin içi açılarını bilirsin, oradan yola çıkarsın. Her sorunun bakış açısıyla bir çözümü vardır. Sadece bakış açınızı geliştirmeniz gerekiyor. Geometri dediğiniz şey 3 boyutlu bir şey arkadaşlar. Ve bu 3 boyutu hayal etmeniz gerekiyor. Nasıl hayal edeceksin? Çok kusura bakmayın arkadaşlar, sürekli bunu söylüyorum ama cidden kitap okumanızı istiyorum. Sürekli kitap okursanız eğer arkadaşlar hayal dünyanız gelişiyor. O soruyu gördüğün zaman o sorunun içine bir hikaye bile yaratabilirsin o sorunun içinde. Bu kadar güzel aslında. Soruları çözmek de öyle. Yeni nesil sorularda arkadaşlar size tuzak kuruyorlar. Tuzak anlama kısmına koyuyorlar. Çünkü diyorlar ki işlemi zaten yaparsın. Ben bunu çocukları nasıl kandıracağım? Kitap okuyanla okumayanı ayırmak için arkadaşlar bakın bu LGS sınavı ya da AYT, TYT. Eğer kitap okuyorsan soruları yorumlama kısmında çok rahat olursun ve çok rahat temiz bir net yaparsın. Sizden ricam arkadaşlar lütfen kitap okuyun. Kitap okuduğunuz zaman hayal dünyanız çok gelişiyor. Ve bu aslında güzel bir şey arkadaşlar. Bakın yorum kısmından bir arkadaşımız kitap önerisi istemiş. Ona çok güzel bir kitap önerdim. Onun kitap okuduktan sonra kritiğini yapmak için yorum kısmına da bekliyorum. Yani bu kadar güzel arkadaşlar. Siz de yazın. Size de kitabı hep beraber kitap okuyalım. Bunun kritiğini yapalım. Yeni nesil sorularda bunların faydası ne, bunları görelim. Yorum atan arkadaşlara cidden yürekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Siz olmasanız kanalımız bu kadar güzel olmazdı. Dilerseniz arkadaşlar hemen sorularımıza geçelim. Bu kadar da konuştum, kusura bakmayın. Hadi başlayalım. Merhaba sevgili arkadaşlarım. Sizle hemen geometri soruları çözelim. Bakın bu geometri soruları çok güzel. Çok ayrıntılı aradım biraz. İşin açıkçası güzel sorular yakalamaya çalışıyorum sizler için. Sorularımıza başlayalım. Bir dik üçgende dik kenar uzunlukların kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşitmiş. Böyle güzel bir bilgi vermiş bize. Şimdi soruya geçelim. Bakın uzun kenarı 20 metre ve kısa kenarı 13 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin içine dik üçgen şeklinde bir havuz inşa edilecektir. Havuzun bir köşesi dikdörtgenin uzun kenarı üzerindedir. Yukarıdaki verilen bilgilere göre havuzun en uzun kenarı kaç metredir? Şimdi arkadaşım bak geometri sadece görmen gereken bir şey arkadaşım. Soruyu gördün mü? Bir şeyler yaratabiliyorsan eğer, bir şeyler düşünebiliyorsan eğer bu soruların hepsini çözersin. Nasıl çözersin? Bak şimdi arkadaşım sana ne vermiş? Uzun kenarı 20 metre vermiş değil mi? Şu arkadaşım uzun kenar şuna 20 metre dedin. Şimdi bak buraya dikkat et arkadaşım. Şuradan ben bir uzunluk çeksem, tamam mı? Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit oluyor mu? Evet, oluyor. Bunu aldın cebine attın. Bunu bak fark ettin. Çok güzel.
Şimdi sana soruda diyor ki bak burası 6 metreymiş diyor, değil mi? Sen bunu şöyle çıkardığını düşün. Şurası 6 metre ise burası da 6 metre olmuyor mu? Evet, oluyor. Şimdi bak geldim buraya. Bak burası 2 metreymiş arkadaşım. Şu aralığın 2 metreymiş senin. Ne yaptın? Buradan böyle çıktın. Burası da 2 metre olmadı mı? Bak 2 metre 2 metre aynı. E kalan şu alanı bulmak için ne yapacaksın? 6 ile 2'yi topladın. 8. Bak uzunluk 20 metre. Ne yapacaksın burayı bulmak için? 20 eksi 8 dedin. 12 buldun. Bak şimdi şu uzunluğun 12 senin. Şu uzunluğun 12 ise dikkat ediyorsun bak aşağıya indirdim. Havuzumun şu uzunluğu kaç oldu arkadaşım? 12 oldu. Aldın bunu cebine attın. Şimdi sarıda sana ne diyor? Kısa kenarı 13 metreymiş. Kardeşim burası 13 metre ise dikkat et. Arkadaşım bakıyorsun bak burası 4 metreymiş. Arkadaşım bak şu uzunluğun senin 4 metreymiş değil mi? Şu uzunluğu aldın geldin 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 bak şöyle geldin. Şu uzunluğun da senin 4 metre olmadı mı? Evet oldu. E toplamı neymiş arkadaşım? Bunun 13'müş. Sen 13'ten burayı çıkardığın zaman şu uzunluğu bulmuyor musun? Evet buluyorsun. 13'ten 4 çıkardın. 9. Yani arkadaşım. Hadi bunu da en sevdiğim renk pembeyle yapayım. Şu uzunluğun senin 9 metreymiş. Arkadaşım senin gözün var. Sen buna bakabilirsin. Bak burası 9 metre ise geldim buraya. Senin şu uzunluğun 9 oldu. E soru bitti. Sana uzun kenarı soruyor. Sen buraya x dedin. Sana soruda ne vermiş? Hipotenüsün ne olduğunu vermiş. Diyor ki 90'ın karşısındaki açının karesi. Yani arkadaşlar buna x dedin. X kare eşittir. İki kenarın karesinin toplamı 12'nin karesi artı 9'un karesi. Soru bitti. X kare 12'nin karesi bak 144. 9'un karesi 81. Topladın 144 ile 81'i topladın. 5, 2, 225. X kare dediğin şey senin 225'miş. Sana x'i soruyor. E ne yapacaksın? Karekök içine aldın. Kare ile kök birbirine götürdü. X buradan. 225 neyin karesi? Hemen söylüyorsun. Evet 15'in karesi. Ne yaptın? 15 diye çıkardın. Cevabın neymiş senin arkadaşım? 15'miş. Geldik şimdi diğer soruya. Şekil 1'de A noktasından C noktasına bir lastik gerilmiştir. Bu lastik şekildeki C noktasından 7 santim uzakta bulunan D noktasına sabitlendiğinde lastiğin eğimi 3 bölü 4 oluyor. B, C, D doğrusal noktalardır. Yukarıdaki verilenlere göre şekil 1'deki lastiğin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşım bak soruya baktın. Burada bir şey yok. 12 santimlik uzunluğun var. Bir de gergin lastiğin var. Bak burayı bilmiyorsun. Buraya geldin. Şimdi arkadaşım ben sana ne dedim? Bilmediğin zaman işaret ver. Burası 12. Dedin ki kardeşim şu uzunluk x olsun. Bak B'den D'ye olan uzunluk x olsun. Soru sana ne diyor? C noktasından 7 santim uzakta. Aldın bunu yazacaksın hemen. Şu uzunluğun senin 7 santimmiş. E sen komplesine x dedin. O zaman burayı bulmak için ne yapacaksın? X eksiğiyle yazmayacak mısın? Yani x dediğin şey atıyorum 10 olsun. Burayı bulmak için 7'den çıkartmayacak mısın? 10'dan 7 çıkardın 3. Yani şu arkadaşlar senin formülün gibi bir şey. E sen burayı ne buldun? X eksi 7. Bak aynı uzunluk burada da var. O zaman burasına x eksi 7 yazdım. Bu kaldı cepte. Soruda senden bir de ne diyor? Lastiğin eğimi diyor. Şimdi arkadaşlar eğimi öğreniyoruz. Bak eğim dediği zaman aklınıza dikey bölü yatay gelecek. Tamam mı? Başka hiçbir şey değil. Eğim dikey bölü yatay. Eğim dikey bölü yatay. Bitti. Dikey neymiş arkadaşım bak? 12'ymiş değil mi? E dikey dediğin şey 12'yi aldın. Bölü dedin yatay. Sen yatayın komplesine ne dedin? X dedin. Neden x diyorsun? Bak x eksi 7 ya da 7 santim demiyorsun. Çünkü lastik buraya gerilmiş. Yani bu komple uzunluğu almak zorundasın. 12 bölü x'i yazdın. Neymiş bu arkadaşım? 3 bölü 4'e eşitmiş. Yaptığın işler dişler çarpımını 12 çarpı 4'ten 48 eşittir. 3x. Her iki tarafı 3'e böldün. X buradan ne geldi arkadaşım? 16. Aa hocam 16 sorunun cevabı 16 mı acaba? Neden sakin olmuyorsun? Çok güzel gidiyorsun. Heyecana kapılma. Sakin ol. Soruları anlamaya çalış. Sana 16x buldum. E sen buranın uzunluğunu ne buldun?
X eksi 7 buldun. E sen X'i 16 buldun. O zaman ne yapacaksın? X dediğin şeye 16 yazdın. Hadi şu 6 yazayım. 16 eksi 7. Ne yaptı arkadaşım burası? 9. Yani şu uzunluğun senin, pardon, BC uzunluğun senin 9 santimmiş. Sana neyi soruyor? Şekil 1'deki lastiğin uzunluğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada ne yapacaksınız? Herkes diyecek ki hipotenüs yapacağız hocam. Uğraşma. Geometri bu yüzden güzel. Eğer sen görebiliyorsan soruları çok kolay yaparsın. Bak şimdi burası 9 mu? Sen ne biliyorsun kardeşim? Bunu 3 çarpı 3 olarak yazdın. Çok güzel. 12'yi nasıl yazdın? 4 çarpı 3 olarak yazdın. E sen burada ne gördün arkadaşım? 3, 4, 5 üçgeni var. 3'ü 3 ile çarptın. 4'ü 3 ile çarptın. 5'i ne yapacaksın? 3 ile çarpacaksın. Cevabın neymiş senin arkadaşın? 15'miş. Hop, bunu attık. Lanet gitsin sana. Git artık. Şimdi geldik başka bir soruya. Yarıçapının uzunluğu r ve yüksekliği h olan bir dik dairesel silindirin yanal yüzeyin alanı 2 pi r h'tır. Recep Usta yarıçapı 3 santim ve yüksekliği 10 santim olan silindir şeklindeki roller fırça ile bir duvarı boydan boya defalarca 10 tam tur döndürmesiyle aşağıdan yukarıya boyamaktadır. Bu duvarın boyu 8 metre olduğuna göre duvarın alanı kaç metrekaredir? Bak ne demiş sana da pi'yi 3 alın demiş. Şimdi arkadaşlar önce bak şu grafiği yorumlayalım. Şunun yanal yüzeyi yani şu yüzeyi neymiş? 2 pi r h. Bunu aldım. Sen bunu yatay olarak çevirdiğin zaman rulonun eni olmuyor mu arkadaşım? Bak şunu hop getirdin yana. Al sana bak rulo. E rulo da dediğin şey senin o zaman silindir oluyor. Bak aynısı. E bunun şu yüzeyi neymiş arkadaşım? 2 pi r h. Bunu anladın mı? Şimdi bak sana şey vermiş. Santimlerini vermiş. 2 pi r h. Şimdi yazalım bak. 2 çarpı r'yi ne demiş? 3 al demiş. Yok 3'ü aldın. Sonra neyi alacaksın arkadaşım? Pi 3 aldın r. R'ye ne demiş bak? 3 santim demiş. Hop 3 santimi de aldın. Yüksekliğine ne demiş? 10 demiş. Hop onu da aldın. Çarptım burada. 9. 2 ile çarptım. 18. 10 ile çarptım. 180. Yani arkadaşlar şuranın uzunluğu 180 santimmiş. Soruda bak çok kıl bir soru arkadaşlar. 180 santimi buldum. Soruda sana ne diyor? Metre diyor, değil mi? 180 santimi metreye çevireceksin. Ne dedik? 1 metre 100 santim. O zaman 180 arkadaşım 100'e böleceksin. Bak 1 0 gitti, 1 0 gitti. 1 0 gitti. Hop ne yaptın? Buraya bir şey virgül koydum. Ne oldu arkadaşım? 1,8 olmadı mı? Evet oldu. Şimdi arkadaşlar bakın burada size tuzak yapıyorlar. Tuzak ne biliyor musunuz? Roller fırça arkadaşım bir kere duvara sürdüğün zaman sen sadece yüksekliğini buluyorsun. Sana zaten alanını vermiş. Yani şunun uzunluğu 1,8. Bu duvarı her zaman isterse 20 kere de boyasa arkadaşım 1,8 olmak zorunda buranın uzunluğu. Yani şuranın uzunluğu arkadaşlar 1,8 metre. Burada 10 tam tur demesi tamamen sizi tuzağa düşürmek. 1,8 arkadaşım bak yukarıdan vurdun. Yüzey yanal yüzey alanı var ya hep o 1,8 oluyor. Sen onu istersen 100 kere vur hala 1,8 olacak. Çünkü yükseklikle alakası var. Sen enini buldun bu alanını buluyorsun anladın mı? O yüzden arkadaşım bak burası 1,8. Soruda sana ne diyor? Bu duvarın alanı diyor. Yani 8 çarpı ne diyeceğiz? A çarpı B dikdörtgen alanı A çarpı B 8 çarpı 1,8 yaptım. 8 kere 8 64'ün 4'ü elde var 6. 1 kere 8 8 4 ile topladım 14,4 buldum arkadaşlar sorunun cevabını. Hop geldim. Tamam bu son soru arkadaşlar. Bir dik üçgende dik kenar uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşitmiş. Yine bak hipotenüs vermiş. Kum saatleri içinde kum olan altı üstü geniş, beli ince, eşit miktarda bir sıvının ya da çok ince taneli bir katanın delikten geçerken daima aynı zamanlı ihtiyaç göstereceği ilkesine dayanarak çalışan zaman ölçme aracıdır. İki eş konenin tepe noktalarının birleşmesi esnasında dayalı olarak dizayn edilir. Sana bak burada böyle bir şeyler söylemiş. Sana hiç olmayan kum saatini yazmış. Hatta ben yazarken bak sıkılmışım, kötü yazmışım. Burada senin görmen gereken şey ne arkadaşlar? İki eş koni. Yani şunla şu eşit. Okey mi? Bak soruyu okuyorsun ya sana kum burada bırak okumayı direkt sonuna bak. Çünkü iş sonunda bitiyor. Burada zaman kaybı. Geç onu. At burayı. İki eş koni dedim mi? Al bunu. Şimdi soruya bak.
Taban yarıçapı 3 kök 3 santim ve AB uzunluğu kök 28 santim. AB uzunluğu burası bak. Olan bir kum saatinin alt taban ile üst taban arasında en kısa uzaklık kaç santimdir? Soruya bak. Süper soru. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu uzunluğumuz, tamam mı? Neymiş? Kök 28'miş. Ben kök 28'i arkadaşlar kök 28 olarak kullanmak istemiyorum. Ne yaptım? 28'i böldüm. 2, 7, 7'ye böldüm. 1. 2 kök 7'ymiş. Yani şuranın uzunluğu 2 kök 7. E sen ne biliyorsun? Bak 2 eş koni diyor. O zaman sen şuranın uzunluğunu ne bulacaksın arkadaşım? 2 kök 7'yi 2'ye böleceksin. Çünkü 2 eş koni. Böldün kök 7. Şurası arkadaşım kök 7. Şurası da arkadaşım kök 7. Şimdi arkadaşlar bakın ne yapabilirim diye düşüneceksin. Sana ne vermiş? Taban yarıçapı vermiş. Bak taban yarıçapı burası. Burayı boyamamam gerekiyordu. Burayı görmeniz için arkadaşlar şuraya yazacağım. Bak buranın uzunluğu 3'müş. Şuradaki uzunluk, tamam mı? Şöyle yaptım. R'si kök 3. E sen ne biliyorsun arkadaşım? Bak burası da kök 7. E burada bir tane üçgen yok mu? Evet var. Bunu üçgene benzetmek için ne yapacaksın arkadaşım? Yukarıdan bir dikme indirdim. Tamam mı? Taban yarıçapına bir dikme indirdim. E sen tabanı biliyorsun. Kök 3. E burayı biliyorsun kök 7. Sen dik indirdiğin zaman burası 90 olmuyor mu? Hatta bakın anlamınız için şöyle yapayım. Şurada yapayım. Dik indirdik arkadaşlar. Tamam mı? Dik indirdik. Bak yarıçapı kök 3. Bu uzunluğu da kök 7 bulmuştuk. E burası 90. Sen buradaki x'i bulmak için ne yapacaksın? Hipotenüsü kullanacaksın. Bak buradaki x'i bulmak için buraya x dedim uzunluğuna. Hipotenüsü kullanacaksın. E senin hipotenüsün karşısında kök 7 var. Kök 7'nin karesi eşittir. İki kenarın karesi. X kare artı kök 3'ün karesi. Okey mi burası? Kare ile kök birbirine götürdü. 7 eşittir. X kare artı kökle 2 gitti, karesi gitti. 3 kaldı. E sen x'i bulacaksın. 7 eşittir. X kare artı 3 demiştik. Hop attın 3'ü diğer tarafa eksi olarak geçti. 7'den 3 çıkardım. 4. 4 eşittir. X kare. Her iki tarafın karesini aldın. X buradan ne geldi arkadaşım? 2. Yani şuranın x dediğin şey senin 2'ymiş. Soruda sana ne diyor? Alt taban ile üst taban arası en kısa uzaklık kaç metre? Bak şimdi kardeşim şurayı buldun mu? 2. Evet 2. E bu eş koniymiş. E sen bu 2 ise burası da 2 olmuyor mu? Evet oluyor. E komplek uzunluğu ne oluyor? 2 artı 2'den 4 oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar videoları izlediğiniz için bu arada teşekkür ederim. Bu videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Yorum kısmında inşallah görüşürüz arkadaşlar.